yapacağız. Çünkü şey durumu, hani tek bir parçayı alıp dinliyoruz. Başka bir sanatçının başka bir parçasını dinliyoruz. Halbuki plak dediğiniz zaman koyuyoruz plağı. Bütün albümü baştan sona dinliyoruz. Var mı elinizde plak? Var var. CD ben de alacağım herhalde sonunda. Gerekiyor bence çünkü yani öyle bir durum var. Peki biraz daha pek çok işiniz var. Hangisinden devam edeceğimi gerçekten şaşırıyorum ama bir yandan da önemli bir sosyal sorumluluk projesi var. Bu aralar sizin de üstlendiğiniz Akut, evet, Akut evet. için Akut çok için, önemli bir projenin evet. içerisindesiniz. Sizden dinleyebilir miyim? Akut için Search Cam. Search Cam bilmiyorum ekranda yazsın arkadaşlarımız. Search Cam yazılışı. Bunun için bir para topluyorum. Akut'a para yatırılacak. Akut'a gelecek web sayfasına www.akut yazıyorlar ekranda arkadaşlarımız. Şu anda yazdık. Search Cam'i de aşağıya yazdık. O sayfaya girecek. Sonra oradaki yardıma basılacak. Dolar ya Türk parası ne istiyorsanız. Ha, para nereye gidiyor onu anlatayım ki ona göre hani. Evet, evet. Gittiği, özellikle gitti, şeyi de anlatın. Çünkü Search Cam nedir? Bence müthiş bir müthiş bir şey. Evet, kurtarıcı. Müthiş kurtarıcı. Çok kısaca anlatayım. Yıllar evvel bu 12 sene evvel 12 sene oldu değil mi? Akut'a katılıp avcılara gittim ben kurtarma çalışmalarına. Orada gece yapılıyor bu ışık. Çünkü büyük ışıkla bakıyorsunuz. Bir de ses olmaması lazım. Çünkü en önemli şey ses orada. Düdük çalıyor. Bütün arabalar duruyor. Jeneratörler duruyor. Vinçler duruyor. Kimse yerine kımıldamıyor. Çıt çıkmıyor. O zaman bir şey dinliyoruz. Böyle aşağıdan bir inilti tıkırtı vuran var mı falan. Sesler falan. O sese göre koca blok mesela şöyle blok duyuyorsun beton onu deliniyor. Oradan zincir sarkıtılıyor. Vinç geliyor tabii dürütten açıldıktan sonra ses şeyi. Tabii. Vinç geliyor şeyi kaldırıyor. Altında ya bir kimse yok yahut da parçalanmış biri var yaşamıyor falan. Ama orada bir iki saat harcıyorsunuz bir saat en azından ve kumar oynuyorsunuz. Şu blok bunu kal. Ama Search Cam'de bir delik deliyorsunuz. İçine bir ayna sokuyorsunuz bir teleskopik bir olta gibi. Başında bir tane kamera var. O kamera bir de ışık var. Bir de mikrofon var. Elinizde joystickle şöyle bir ekran var. Şu boyda aşağı yukarı. Ekrandan joystickle o kamerayı sağa sola oynatıyorsunuz. 360 değil ama 280 derece iyi hatırlıyorsam. İnsanın yetişemeyeceği insanı, her yere yetişiyor. O kameranın bakarak şöyle elinizde joystickle o ışıktan bakıyorsunuz. Biri varsa görüyorsunuz. Ve sesini de duyuyorsunuz. Eğer yani bir adam ben yapıyorsa yani bileyim ya orada adam da görüyor şimdi delikte öyle. Orayı kazıyorsunuz ve buluyorsunuz falan yahut da bulmuyor yahut da diyorsun ki burada biri var ama hayatını kaybetmiş. Evet Akut'un da aslında kullandığı da bir kullanıyor. Bunu o zaman böyle bir şeye çok BBC'nin şeyi geldi uzun bir kese içeride anlatmıştım onu anlatmayayım baştan ama tabii. BBC'nin röportaj yapanlar geldiler ben röportaj bunlar yapıyorlar. Yani. Oradaki adam da boom operator'lar var biliyorsunuz boom operatörlü bir mikrofon var. Yani. Burada kulaklıklar adam şey kaydalıyor falan. Profesyonel BBC artık yani en high tech neyse o BBC TRT'si şeyin İngiltere'nin. İngiltere'nin o ara galiba siz devreye girdiniz. Hem İngiltere'nin TRT'si aynı zamanda BBC bence dünya televizyonlarının da şahıdır. Evet. Her zaman. Evet. Hastasıyım BBC'nin ben oldum olası. Aslında örnek alınabilecek bir kanal. Yani hala da hiç kendini bozmamış. Evet okul yani. O BBC. Evet. Ben mesela benim filmler BBC ekolüdür. Biraz. İngiltere'deki şeyler geliyor. Yani öğrendiklerimi kullanıyorum. Onun için biraz değişik benim filmler. Onun için seversiniz belki diye düşünüyorum. Seviyoruz. Çok ciddi takipçinizi. BBC ekolü isterim. Doğrudur. Dolayısıyla da aslında ulaşıyor olmasının herhalde doğru yollardan geçmiş olmasının çok önemli bir faydası var. Sizin televizyon programlarınızın her biri çünkü başından sona izlenebilecek tabii sizin enerjiniz apayrı fakat programların içerisinde hem bir ülke gezmek, o ülkenin yemeklerini tatmak, kültürünü, sanatına dokunmak, müziğinden bir parça bir şey almak ve sizden bunları dinlemek bambaşka bir keyif oluyor. Oluyor. Kaçıncı program oldu Ayhan Sicimoğlu ile Renkler? 6 sene çarpı 52. 300'ün üstünde çok daha fazla oldu. Devam ediyor. Hepsi ayrı, 3 de ayrı. Şey dönerse Search Cam'e, evet. Adamın, bir dakika derim adamdan şey aldım ben, böyle kulaklığı bulaklığı bir şey uzattım delikten falan, adam duyduk, kaldırıp yanını kurtardık falan. Ama sonra Search Cam dedi, bunu Search Cam'de biri yapıyor Kaliforniya'da, ona gidelim. Adamı telefon açtım Kaliforniya'ya, bilmem ne. Amerika'da benim Su Altı Arkeolojisi Vakfı'nın orada idarecisiyim. Kurulduk dedi, Türkiye yardım edeceğiz dedi. Aman dedim, ya parayı yollamayın, Search Cam alacağız, parayı Kaliforniya'ya yollayın. Kaliforniya adamı razı etti, Malezya'ya yapılan bir Search Cam'i aldık, buraya getirdik, Düzce'de hayat kurtardı. Fakat bu 12 sene oldu ve artık o Search Cam geçen Akut'ta aradılar, Nasuh aradı, artık o dedi pert oldu, onu kullanamıyoruz. Yani
şeyde zamandan da tabii ama ki. Ama bütün dünya doğaçta o benim Stoichkem. Akut'la beraber her tarafa gittiler. Sonra yenisi şimdi çıkmış. Yenisi ekranları renkli. Yani Kanman'da görüyorsunuz. Sesiniz de veriyor yenisinde. Bu çok önemli çünkü bir aslında moral de veriyor. Moral de yani. Tabii. Geldik, de, burada ufak bir hoparlörü var şeyinde. Ufacık dahi olsa sesi iyi. High tech bunlar artık aletler. Ben onun için bir para topluyorum. Para epey oldu. Biraz daha eksik kaldı. Onun için lütfen kaba tabirle pamuk eller cebe. Evet. Akut.com.tr'ye gireceğiz. Gireceğiz. Hesap numaralarını öğreneceğiz. Hesap numaralarını hesabı havale yaparken de muhakkak altına açıklama olarak da SearchCam için ben bu parayı yatırıyorum diyeceğiz. SearchCam yazın yeter. Bize gelir o para. Bize gelmez. Akut'un içindeki SearchCam için. Sonra orada para toplanınca o para Amerika'ya yollayacağız. Ayırdım. Yapıldı şu anda. Bekliyor hazır bizi. Bekliyor. Alet. Sonra da getireceğiz. Ülkemizde kullanmaya başlayacağız. Kullanacağız. Dünyada kullanacağız ama tabii ülkemiz başta olmak üzere. Akut nereye gidiyorsa oraya. Akut da o konuda korkunç güvenim var. Çünkü bu aletler çok şey aletler. Yani hassas aletler. Tabii elektronik. Bunun çok iyi bakımı, temizlenmesi vesaire lazım. Birini tabii herhalde iyi bir takım ekibe verecekler ki. Elbette ki. Yani bir kötü bir ekip bunu bir seferde darmadağa eder halet. Yani. Peki biraz daha çalışmalarınızdan bahsedelim. Ayhan Sicimoğlu ve All Stars devam ediyor aslında. Onun konserler devam ediyor. Ankara'da var bir tane şimdi. 22'sinde çok da güzel bir Perşembe günü. Ankaralılar gelsinler muhakkak. Sonradan diyorlar ki o da Ağrı'ma da gidiyor. Abi hiç haberimiz olmadı. Ya her tarafta bas bağırdık bilmem nerede, sosyal medyada, afişlerde, televizyonlarda ve haberi olmadıysa biraz kabahat sizde diyorum. Evet, artık. Merak edenin bence hani bulabileceği bir haber bu. Gibi çok sanki. Yani internete girsek artık her şey var. Elimizin altında. Yani. Peki daha pek çok çalışma var. Nereden devam edeyim? Okulda geçen sene dersler vardı. Okulda üniversitede. Evet. Üniversitede, Özyeğin Üniversitesi'nde Music Appreciation Course, İngilizce 2 dönem ders verdim. 4 kredili. Hı hı. Efendim. Bu sene bekliyorum çünkü otelcilik okuluna vereceğim yerinden. Gelecek sene başlayacağım. Otelcilere o seçmeli değil, mecbur ders olacak. Çünkü Türkiye'nin en büyük eksiği bence oteller harika. Bence fazla da güzel bana sorarsan bazıları. Antalya'yı falan pek sevmiyorum bir türlü, kusura bakmasınlar otelciler. Fazla daha butik otel seviyorsunuz. Evet tabii fazla artık o kadar artık yani. En lüksleri artık orada var tabii Antalya'da. Yani eksiz bir tane iki tane yaban her taraf öyle olma, her koyda bir tane bunlar olmamalı. Geçen gün biri anlatıyordu. İspanya'dan bu diyor şimdi burada en büyük çeken İspanyollardır bu modern beton. Turizm yapılaşmasında adam demiş ki 17 sene ve Türkiye'ye geldim biz bak bunu yaptık sakın biz 16 tane şey yazdım tahtaya şunu yapmayın biz İspanya'da ondan çok pişmanız yıkamıyoruz da siz yapmayın dedim adam 10 sene sonra geldim hepsini yapmışsınız demiş. Hepsini. Yaparız hiç kahvetmeyiz yani. Yani tatlı adam 1, 2, 4, 5 de yazdı 16 tane şart neyse hepsini yapmışız ve geçmişten ders almayan bir millet olduğumuz için evet, bir şekilde evet. Ona o ağrıma gidiyor. Tarih de bilmeyiz, ders almayız. Evet. Onun acısını da çekeriz. Acısı çektiğimizde unuturuz. Unuturuz, evet. Çok da kısa şeyimiz. Hafızamızda evet çok. Maalesef. Peki şöyle bir Ayhan Bey, bu kadar enerjiyi, bu kadar işi bir arada götürüyorsunuz. Her birinde başarıyla götürüyorsunuz. Biz biliyorsunuz genç bir kanalız. TRT Okul Üniversite kanalıyız aslında. Şöyle bir gençlere bu enerjiyi nereden bulduğunuzu, nereden beslendiğinizi anlatır mısınız? Hemen anlatayım. İlk yapacakları iş gençlerin her şeyden anlıyorum. Bir kere sigara denen şeyi kullanmayacaklar. Bu sigara adamı yavaşlatır. Ben ona inanıyorum. Adamı yavaşlatır. Hızını keser. Sağlığını bozar. Cildini bozar. Hayatını bozar. Yaşlandırır. Dünyanın en zararlı içine zehir içtiğiniz bir şeydir. Bunlar nasıl içildi? Bunu hala anlamış değilim. Gelirken kızlar içiyordu sokakta. Onlarda herkese şey yapıyorum. Çatıyorum. Ne güzel. Ya çatıyorum ya. Ne güzel, ne güzel. Kimse de sen ne kardeşim demediler Allah'tan şimdiye kadar. O ya işte bırakamıyoruz. Nasıl bırakamıyoruz? Falan. Bir kere o bir gençlere. En önemlisi. Sağlık bir kere önce. Evet ya ben bilmiyorum yani. Bir de lütfen şeye bakın. Tercih sıralaması memleketimizde yanlış oldu. Mesela geçen gün diyor ki şoför. Abi arkadaşımız var diyor. En son model cep telefonunu alıyor diyor. Çocuklar evde çocukları aç diyor. Biz para toplayıp çocuklara yemek ütüyor. Ya şimdi nasıl bir şey bu ya? Evet. Adam tercih sıralamasının üzerine Telefonu öne almış. Halbuki en önünde çocukların aç mı? Çocuklar giysisi var mı? Eğitim okulları mı? Var mı? Değil mi? Tabii. Öyle gidecek bu tercih sıralaması. Telefonda 60. sıraya mı gelir bilemiyorum. Ama 60'tan sen onu 1'e koduğun zaman Türkiye Cumhuriyeti'ndeki problem o. Yani çok güzel bir şehir oldu. Modern bütün yollar, cadde, her taraf apartman. Değil. Aynen. Yanlış. Evet kültürünü getirdik. Bitti. Yani anladın mı? Onun gibi. Onun için gençlere tavsiyem lütfen tercihlerini sıralarken onu
dünya ya evrensel bir şeyde sırasında. Tabii Türk olduğumuz için biraz bizde sıralar değişiyor. Doğru. Yani onu da tam da değiştirmemiz mümkün değil. Değiştirmeyelim yani, zaten. Ama öncelikle tabii, tabii, unutmayalım. Tabii. Tabii. Annemiz bizde daha önemli. Tabii ki. Tabii. Şeyden, gevurellerden. Elbette. Tabii ilk sıraya geçer anne baba. Elbette. Sağlıklı aile mı? Bakılıyor mu? Tabii. Işte. Anneye babaya bakıyor musunuz? Sağlıklı. Onları hemen bizde önüne. Tabii. Helal olsun. Hastasıyım. Bunları olmalı. Değiştirmeyelim tabii. Hayır. Hatta bir üstüne çıkartalım. Hatta. Değil mi? Hayır, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Yeni çalışmalarınızı efendim. Teşekkür ederim. Merakla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ çok olun. Naziksiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi 84 grubu var. Grubun yepyeni albümüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Grup 84 geçtiğimiz aylarda çıkan 3. albümleri Akıyor Zaman'la yeniden hayranlarıyla buluştu. 12 yıl önce kurulan ve ilk albümlerini 2005 yılında çıkaran 84'ün 4 kişilik kadrosunu vokal ve gitarda Tuna Velibaşoğlu, gitar ve geri vokalde Arif Erdem Ocak, bas gitarda Okan Özen ve bateride Gökhan Serter Karadeniz oluşturuyor. Kendi isimlerini taşıyan ilk albümleri 84'le Türk Rock dünyasına 2005'te hızlı bir giriş yaptılar. 3 yıl sonra KGB isimli ikinci albümleriyle başarılarının tesadüf olmadığını kanıtladılar. Akıyor Zaman'ın önceki iki albümümüzden en büyük farkı bir prodüktörle çalışmamız oldu. Tabii prodüktörle çalıştığımız için daha farklı düzenlemeler, daha dinlenilebilir bir sound ortaya çıktı ama önceki iki albüm dinlenemez bir sound da değil tabii ki. Hani yanlış anlaşılmasın. En büyük farkı olabilir. Tabii farklı enstrümanlar kullandık. Tek farkı bu olabilir. Bir prodüktörle çalışmamız ve daha farklı bir sound'un ortaya çıkması. Geldiği gibi gidiyor. Biri gaflete düşüyor. Üçüncü albüm Akıyor Zaman'la yapılan değişikliklerin ilki grubun prodüksiyon koltuğunu profesyonel bir isme devretmiş olması. Klasikleşmiş rock kalıplarına bağımlı kalmadan şarkı üretmeyi hedefleyen 84, 3. albümde müzik dünyasının önemli isimleriyle çalıştı. Biz grup olarak yola çıkarken zaten kolay dinlenilebilir ve basit şarkılar yapmak adına başladık. Yani hiçbir zaman halktan uzaklaşacak şarkılar yapmak istemedik. O tür şarkılarımız da var ama albüme koymadık. Ama bir şekilde internette paylaştık o şarkılarımızı. Genelde özümüze ait şeyleri kullanmayı çok seviyoruz. Ve bunlardan kaçınmıyoruz. Sen mi yaralısın, ben mi karalıyım, Akıyor Zaman adını grubun ikinci albümleri KGB'den sonra geçirdikleri 3 yıllık zaman diliminden alıyor. Son albümümüz Akıyor Zaman'daki şarkıların hepsi her zaman olduğu gibi bize ait. Yalnız birkaç şarkıda Haluk Crossman'ın, prodüktörümüzün sözleri var. Onun dışında tüm sözler zaten Tuna Belibaşoğlu'na ait. En son Şimdi Hayat şarkımızda Hüsnü Şenlendirici bize eşlik etti. Kara Duvak şarkımızda Yavuz Bingöl ve Selim Bölükbaşı eşlik etti. Ve Aytaş Doğan'da Pert Oldu isimli şarkımızda bize eşlik etti. Bir kadeh sessizlik dolu durdu. Daldım, gittim. 2011 Mart ayında raflardaki yerini alan Akıyor Zaman'ın ilk video klibi albümünde çıkış parçası olan Hayır Olamaz'a çekilmişti. İkinci klip Söyle adlı parçaya geldi. Grup yönetmenliğini Serdar Ferid'in üstlendiği Şimdi Hayat adlı parçaya çekilen üçüncü kliple gündemde şimdi. İki gün boyunca İstanbul'da çekilen klipte şehrin ve iş hayatının bunaltıcı temposundan kurtulmak için arayış içerisine giren bir adamın bir günü anlatılıyor. Üçüncü klibimizi Serdar Ferit yönetmenliğinde yaptık ve çekimleri İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapıldı. İki gün sürdü çekimler. Doğa manzaraları, İstanbul manzaraları ve bizim de Kilyos tarafında yaptığımız bir performans sahnesiyle klibimiz sona erdi. Ben bu yaştan sonra ne kara kaşa göz... Aralık ayı boyunca devam edecek geniş kapsamlı bir konser turnesi 84'ün bugünlerdeki temposunu oluşturuyor. Yeni bir turne yapacağız. Onun hazırlığındayız. Tüm Anadolu'yu gezmeye çalışacağımız 30 konserlik bir turne.
ilk ayağını, ilk 10 konserini Akdeniz bölgesinden başlayıp Doğu Anadolu bölgesine doğru tamamlayacağız. Sonraki ayaklarda ise biraz boşluk verip Marmara bölgesine ve daha sonrasında da Karadeniz bölgesine geçeceğiz. Turnemizle ilgili detaylı bilgileri almak isteyenler bizi sosyal medyadan takip edebilirler. Sosyal medyadaki bütün uzantılarımız 84 olarak ekledikleri zaman bize doğrudan ulaşabilirler gerçekten.